Kitap Saati programında bugün sizlere Plural Yayınları tarafından yayımlanan Selefilik adlı kitabı tanıtacağız. Selefiliğin farklı kültürlerle karşılaşma sürecinde uyum problemi yaşadığını, dindarlığı idealize etmelerini ve selefiliğin yapısı gereği özünde tepkisel bir duruşu olduğunu anlatan kitabın yazarı Profesör Doktor Ramazan Yıldırım. Sizleri yazarın Selefilik kitabı üzerine yaptığımız sohbetimizle baş başa bırakıyoruz. Son günlerde, özellikle son 10 yıllarda Selefilik konusu dünyanın gündemine çok hızlı bir şekilde girdi. Tarihte belki de Selefilik konusu bugün tartışıldığı gibi hiçbir şekilde tartışılmadı. Bunun tabii birkaç şeyi var, handikapı var. Birincisi, bu işin çok aşırı taraftarıymış gibi görünenler, yani savunucuları. İkincisi de bunu tamamen şeytanlaştıran bakış açısı. Bu her iki bakış açısının da ben kanaatimce doğru olmadığını düşünüyorum. Yani selefilik ne tamamen şeytanlaştırılacak bir olgudur, ne de kutsanacak bir olgudur. Yani bu İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan diğer yorumlar gibi doğrusu olan, yanlışı olan, tarihte kalan, kalması gereken yönleri olan ve bugüne taşınan bir takım özellikler olan bir yorumdur. Bu açıdan bunun bir orta bir bakış açısı, daha objektif bir bakış açısı mümkün müydü? Bu amaçla böyle bir çalışmaya giriştik. Özellikle de Avrupa'da bu İslamofobi olaylarından dolayı gençler arasında yaygın olan böyle sert bir söyleme sahip dini yorumların da varlığını göz önünde bulundurmamız lazım. Selefilikle birlikte aslında tartışılan birkaç kavram var. Biri selefi, iki selef, üç selefilik. Şimdi selef demek bütün Müslümanlar tarafından kutlu kabul edilen İslam'ın ilk üç neslidir. Yani Hazreti Peygamber dönemi, sahabe dönemi, onlardan sonra gelen tabi'in dönemi ve üçüncü kuşak, tabi'inden sonraki üçüncü kuşak. Bu üç kuşak bütün Müslümanlar için kutlu birer nesil olarak kabul edilebilir. Biz bunun tamamına selef diyoruz, selef. Yani önce gelen anlamındadır bu kelime itibariyle. Şimdi selefi ise bu ilk üç neslin dini uygulamalarını rivayet eksenli okuyarak onları olduğu gibi taklit etmeye yönelik bir zihniyet demek selefi. Bu zihniyeti savunan kişi demek. Selefilik ise bu zihniyeti bir yaşam tarzı olarak ortaya koymaya çalışan bir yorum. Nihai anlamda bu ehli hadisin tarih içerisinde ortaya koyduğu ve sonra da hanbelilik olarak karşımıza çıkan bir zihniyet idi. Yani selefilik. Bugün ise bu biraz o tarihsel bağlamından koparıldı. Daha çok özellikle Arap Baharı'ndan sonra İslam dünyasındaki bazı sıcak olaylarla bağlantılı ve biraz da şiddet ve terörle anılan bir kavram haline dönüştü maalesef. Yazar Profesör Doktor Ramazan Yıldırım, Müslümanlığın farklı kültürlere ve topraklara yayılmasıyla birlikte Ehli Hadis ve Ehli Rey adı altında iki anlayışın ortaya çıkışını anlatıyor. İslam'ın Mekke ve Medine dışındaki diğer coğrafyaya yayılmasıyla birlikte aslında Müslümanlar farklı kesimlerle karşılaştılar. Yani farklı dinlerle, farklı medeniyetlerle, farklı kültürlerle karşılaştılar. Bu karşılaşmanın bir sonucu olarak da bunlarla önce yüzleştiler, sonra hesaplaştılar. İşte bu hesaplaşma dönemi aslında Müslümanların kendi kutsal, kendi kaynaklarıyla, yani vahiy ve sünnetten hareketle hayat arasındaki köprüyü kurma zorunluluğundan kaynaklanıyordu bu. Bunu da yerine getirirken iki temel yaklaşım ortaya çıktı. Bir,
biz önceki nesillerin yapıp ettiklerini, bütün din adına bütün uygulamalarını olduğu gibi taklit edelim ve onları gittiğimiz her yere götürelim ve orada o şekilde yaşayalım. Bu biraz da ehli hadisin temsil etmiş olduğu bir anlayıştı. Yani rivayet merkezli bir anlayıştı. Diğeri de Hazreti Peygamber bize kitabı yani Kur'an'ı ve sünneti geriye bıraktı. Biz de bulunduğumuz her ortamda o ortamın hem zamanın hem mekanın ruhunu da göz önünde bulundurarak akıl ve içtihat yoluyla yeni yorumlara dönüştürebiliriz anlayışı ortaya çıktı. Şimdi bu ikinci anlayış işte diğer mezheplerin tamamına aslında annelik yapmış bir bakış açısını temsil ediyordu. Yani hem itikadi anlamda hem fıkhi anlamda ortaya çıkan bütün ekoller bu ikinci anlayıştan yani ehli rey havzasından ortaya çıkmıştı. Yaşanan mihne hadiselerinden dolayı yani devletin herhangi bir dini düşünceyi resmi bir politika olarak benimsemesi ve bunu herkese yaymaya çalışması ve hem de zorla yaymaya çalışması dediğimiz bir dönem yaşandı. Memun dönemi. Biz buna mihne dönemi diyoruz. Bu mihne döneminde ehli hadisin ileri gelenlerinin tamamı aslında bu sorgulamaya tabi tutuldu. Bunların bir kısmı yani devletin dayatmış olduğu o resmi tezi kabul etti. Bir kısmı direndi. İşte bu direnenler arasında Ahmet bin Hanbel vardı. Sonuna kadar direndi ve o resmi tezi kabul etmedi. Onun bu mücadelesi Ahmet bin Hanbel'i kahramanlaştırdı ister istemez. Yani aslında kendisi kendi döneminin en büyük muhaddisi olmamasına rağmen ama o tutumu ve davranışı onu kahramanlaştırdı ve daha sonraları işte Hanbelilik olarak zikredilen mezhebin, ekolün kurucusu oldu. Hanbeli düşüncesinin Vehhabilik üzerinden siyasi ideolojiye dönüştüğünü söyleyen yazar, Selefiliğin siyasetle dinin iç içe geçtiği dönemden beslendiğini anlatıyor. Muhammed bin Abdülvahhab, Hanbeli düşünceyi biraz da siyasal bir ideolojiye dönüştürmüş ve o dönemde de işte Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki zayıflayan etkisinin doğurduğu bir takım boşluklar vardı. Yani kabileler arası kavgalardan tutun da asayişin sağlanmasından tutun da bunlar tabii içerideki dahili unsurlar. Bir de harici unsurlar var bu coğrafyaya yönelik. Muhammed bin Abdülvahhab bu boşluğu doldurarak böyle bir din dili inşa etti ve kendi anlayışını benimseyen diğer Müslümanları da dışlayarak işte bugünkü Suud ailesinin dedesiyle işbirliği yaptı. Biri elinde kılıçla geldi, o da elinde kitapla, mushafla geldi ve aslında Hanbeliliği Vahabilik üzerinden tamamen siyasal bir ideolojiye dönüştürdüler. Yani bugünkü İslam dünyasında yaygın olan selefi düşünceler ve anlayışların da aslında tarihsel temelleri bu siyaset ile dinin iç içe geçtiğini ki buna izdivaç dediğimiz bir hadise bu, iç içe geçtiği bu dönemden besleniyor. Ve bugün için özellikle Arap Baharı'ndan sonra İslam dünyasında yani diğer İslami hareketlere karşı bir duruş sergileyen, hatta kaosa oynayan Libya ve Suriye gibi bölgelerde ciddi anlamda kaotik bir ortam oluşturan, yer yer şiddete bulaşan, terörü bir yöntem olarak benimseyen bazı gruplar tırnak içerisinde selefilik olarak kendilerini, selefiler olarak kendilerini tanımlayarak tabir caizse Suudi Arabistan'ın ve diğer bazı körfez ülkelerinin yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yumuşak gücüne dönüştüler. Yazar Profesör Doktor Ramazan Yıldırım, selefilik veya benzeri bir dini düşüncenin dini yorumun bir tehdit olarak algılanması ve dini istismar etmesi konusunu değerlendiriyor.
bir ideolojiyi, bir dini düşünceyi ve bir dini yorumu tehdide dönüştüren bağlamlar önemli. Yani o bağlamlar var olduğu sürece dinin selefilik dışındaki bütün yorumları tehdit olarak görülebilir. Ya mesela diyelim İslamofobiyanın yaygın olduğu bir toplumda, bir zihniyette bu dinin Peygamberi Hazreti Muhammed de tehdit olarak algılanabiliyor. Bu dinin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i de tehdit olarak algılayabiliyorlar. Yani bunun önüne kimse geçemez. Ama asıl bu tehdit bağlamını ortaya koyan şartları biraz konuşmak gerekiyor bu açıdan. Tabii her şey sadece bir dış etkiyle açıklanamıyor. İç faktörlerimiz de, kendi iç bünyemiz de o dış faktörleri haklı çıkaracak bir takım şeylerle dolu. Maalesef suistimallerle dolu. Biz buna dini istismar diyoruz. Yani diyelim mesela sufi, tasavvufi ekollerden beslenen bazı çevreler nasıl ki dini rahat bir şekilde istismar ediyorsa, bu selefi düşünceyi benimseyen, yani ehl-i hadisten beslenen dini yorumlar da çok rahat bir şekilde dini istismar edebilirler. Yani bu bir şey. Bir de bu tabii genç kuşak ideolojisine dönüştü. Yani ben buna yani ergen ideolojisi diyorum. Yani biraz da bu selefi duruş. Çünkü özünde protest bir kimlik taşıyor. Yani her şeye karşı çıkış. Yani mesela diyelim bu düşünceyi benimsediği zaman çok rahat bir şekilde anne babasının dindarlığını sorgulayabiliyor. Yani bir rivayet okuyor. O rivayette anlatılanı kendi bağlamından kopararak onu bir dini düşünceye dönüştürüyor. Diyelim geleneksel dindar ailesinden uzaklaşabiliyor. Onu din dışı kabul edebiliyor. Sıradan cami cemaatine karşı çıkabiliyor. Diyelim mahallesine karşı çıkıyor. Ülkesindeki diğer dindarlık biçimlerine karşı çıkıyor. Yani biraz daha böyle bir kendisiyle de biraz barışık bir protesto, bir kimlik arayışı içerisindeki gençler daha çok buna tevessül ediyor. Bu İslam düşünce tarihi içerisinde kendi bağlamında değerlendirildiğinde, yani dışarıdan çok büyük müdahaleler olmadığı sürece, yani bazı ülkeler bunu örgütsel bir yapıya dönüştürüp, yani bir örgüte dönüştürmedikleri sürece, bundan ben bir tehdidin, yani büyük bir tehdidin olabileceğini düşünmüyorum. Yazar Ramazan Yıldırım, selefiliğin politik selefilik, cami selefilik, geleneksel selefilik gibi yaşama şekli olarak birkaç çeşidi olduğundan bahsediyor. Selefilik deyince hangi selefilik sorusunu sormamız lazım. Bugün kendi içerisinde birçok selefilikler var. Bir defa mesela geleneksel selefiler dediğimiz ehl-i hadisten kaynak beslenen bir zümre var ki bunlar yöntem olarak sadece bildikleri doğruları tebliğ etmekle yetiniyor. Yani sarığını sarıyor, cübbesini giyiyor, sakalını bırakıyor. Dolaşıyor diyelim. Bu Pakistan, Hint alt kıtasında yaygın olan işte bir grup var. Mesela o tebliğ grubu, tebliğ cemaati diye bilinir. Bunlar dünyanın her tarafında gezer. Daha sempatiktirler yani. İnsanlara çok rahat bir şekilde insanlarla iletişim kurarlar. Ve kendi bildikleri doğruları onu anlatırlar. Ama bu orada kalır yani. Bu geleneksel selefiliktir bu. Aslında İslam dünyasında bu modern dönemle birlikte yaygın olan şey de buydu. Yani bidat ve hurafeler toplumda yaygınlaştı. Biz bunlarla mücadele edelim, bunları ortadan kaldıralım. İşte Hazreti Peygamber'in sünnetine dönelim şeklindeki bir arayıştı yani bu. Geleneksel bir selefilik. Bunun içerisinde tabii ıslahçı bir selefilikten de bahsedebiliriz. Yani geleneksel dini düşüncemizi ıslah etmeye yönelik bir söylem. Bu genelde apolitikti.
Mesela bu selefiliğe göre bütün yani içinde yaşamış oldukları ülkelerin yöneticileri ulul emirdir. Yani emir sahibi yöneticilerdir. Bunlara karşı gelinmez, isyan edilmez. Apolitiktir yani. Bir de Arap Baharı ile birlikte bu havzadan çıkan ve politikayı da bir yöntem olarak benimseyen bir selefilik ortaya çıktı. Bu daha çok Mısır'da işte Nur Partisi özelinde ortaya çıktı. Ve daha önce mesela hiçbir siyasi tecrübesi olmamasına rağmen girdiği seçimlerde %25 civarında oy aldı. Ama bu tabii derleme bir yapı olduğu için, eklektik bir yapı olduğu için ortaya çıkan sorunları çözme konusunda bir çözüm üretemediler ve kendi işlerinde dağıldılar. Ama bu politik selefiliğin de yer yer Körfez ülkeleriyle bir bağlantısının olduğu ortaya çıktı. Yani sonraki süreçte. Yani mesela Mısır'daki darbeci Sisi'ye destek verdiler. Ama tabii bütün selefiler bunu yapmadı. İçlerindeki ana bir omurga yaptı. Mesela bunu bir sorun olarak görmedi. Ama bunun dışında mesela Tunus'ta, Kuzey Afrika'nın diğer bölgelerinde işte şiddeti yöntem olarak benimsemeyen, yani mesela diyelim şiddeti bir yöntem olarak benimseyen bir takım örgütler var. İşte IŞİD vardı diyelim, onu o kendini bu havzada değerlendiriyordu. Sonra işte Cami Selefilik diye bir grup var mesela Libya'da. O geleneksel selefilik mesela bunları da tekfir ediyor. Yani diyelim Mısır'daki o geleneksel selefilik şiddeti bir yöntem olarak benimseyen diğer grupları da tekfir ediyor. Mesela din dışı kabul ediyor. Tabii bu politik selefilik de henüz tecrübesiyle kendini göstermiş, ortaya koymuş, çerçevesini netleştirmiş bir hareket değil henüz. Selefiliğin bir mezhep değil, bir düşünce biçimi olduğuna dikkat çeken yazar Ramazan Yıldırım, kitabında selefilikle ilgili objektif tezler ortaya koyduğunu söylüyor. Günümüzde selefilikle ilgili yapılan bazı tartışmalar var. Yani bu tartışmaların bir kısmı akademik tartışmalar, bir kısmı siyasi tartışmalar. Bu tartışmalarda öne çıkan bazı hususlar var selefilikle ilgili olarak. Kimi selefiliği bir mezhep olarak kabul ediyor, kimi de etmiyor. Benim kanaatim odur ki selefilik bir mezhep değil, bir zihniyet meselesidir. Yani bir dini anlama biçimidir, bir zihniyettir. Çünkü bir mezhebin kendi içerisinde taşımış olduğu özelliklere sahip değil selefilik bu anlamda. Yani bir hanefilik gibi, bir maturidilik gibi bir mezhep değil, bir zihniyettir. Bir zihniyet olduğu için de aslında hem İslam'ın itikadi yönüne dair hem de fıkhi yönüne dair kendine özgü bir yaklaşımı olan bir yapıdır. Bu kitapta ben bu tezi işledim. Yani selefiliğin bir zihniyet olduğu tezini işledim. Çünkü özellikle gençlerimiz arasında gördüğümüz bazı temel yaklaşımlar var. Yani diyelim Hanefi mezhebinden olduğunu, Maturidi mezhebinden olduğunu savunmakla birlikte aslında zihniyet olarak diyelim bir selefi zihniyetinden geldiğini veya onu benimsediğini veya ortaya koyduğu anlayışın bir zihniyet meselesi olduğunu biz gördük ve bu kitapta daha çok selefiliğin bu tarihçesini verirken günümüze yansımalarında da onu bir zihniyet meselesi olduğunu örnekleriyle birlikte ortaya koyduk. Ayrıca o tarihsel çizgiyi verirken de yani biraz daha objektif olmaya
çalıştık. Yani ne bunu tamamen böyle bir asr-ı saadet, kızıl elma olarak, ütopya olarak karşımıza koyanların tezlerini, övücü, methedici tezlerini, ne de tamamen bunların hiç yokmuş gibi, tamamen şeytanlaştıranların tezlerini kenarda bıraktık. Ve mümkün mertebe daha objektif bir şekilde bu kitapta selefilikle ilgili görüşlerimizi dillendirdik. Tabii burada diğer yazar arkadaşımı da anmak istiyorum. Kitabın ikinci bölümü, yani selefiliğin itikadi görüşleri bölümünü değerli arkadaşım Mahmut Çınar kaleme aldı. O da hem tarihte hem de günümüzde adına selefi denilen bu grupların ortak kabulleri olan anlayışları ortaya koydu, itikatları ortaya koydu. Aslında buradan da baktığınızda o ortaya konulan itikatların, yani inanç esaslarının diğer bütün Müslümanların ortak inanç esasları olduğunu görüyoruz. Ama bunları anlama, yorumlama ve yaşama biçimleri itibariyle bir farklılık ortaya çıkıyor. İşte o farklılığı da biz bir zihniyet olarak tanımlayıp o şekilde diğer ekollerden farklılığın altını çizdik. Profesör Doktor Ramazan Yıldırım'a güzel sohbeti için teşekkür ediyoruz. Kitap Saati programının yeni bölümünde görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.